Kayıp çocuk davası kapandı. Peki şu torbacı kızın ölümü? Adli tıptan ön rapor yeni geldi. Kadının ölüm nedeni yüksekten düşme. Ama hemen öncesinde darp edilmiş. Vücudunda çeşitli izler var. Yani düşmeden önce birisiyle boğuştuğu net. O olaya ait kamera görüntüleri yeni elimize ulaştı müdürüm. Aç getir şu görüntüleri de bir bakalım o zaman ha. Kızın sevgilisi hala esas şüphelimiz değil mi? Evet ama ondan da bir iz yok hala. Peki Seyfi Tacı'na olan saldırıyla ilgili bir gelişme var mı? Şimdilik yok. Etrafı yok diyoruz. Ama anladığımız kadarıyla Malik yer altına çekildi. İyi saklanıyor olmalı ki hiçbir şey elde edemedik. İstihbarat şubeden de bilgi bekliyoruz. Aslında Oktay'ın yardımı dokunurdu ama... Oktay'ı rahat bırakalım çocuklar. Daha bir süre gelemez kendine o. Heh. Başka apartmanın kamerası çekmiş bu görüntüleri. Elif ölmeden az önce bir araç yanaşmış evin önüne. Bir dakika ya. Bu araba tanıdık değil mi? Evet abi. Bu o gece çevirme noktasındaki araç değil mi? Keşke böyle tanışmasaydık Hüsnü amca. Alpan ben. Bin arabana delikanlı hadi. Ziliş sen ben de geliyorsun. Neydi bu çocuğun adı? Alpan. Bize de anlatacak mısınız ne oldu? Baba. Ziliş'in bir arkadaşında da var aynı arabadan da. Biz geçen gece denk geldik Hüsnü abiyle beraber. Bir daha oynatsana şunu. Alpan değil mi bu arabadan çıkan? O değil mi? Tam belli olmuyor ki abi. Abi sakin ol biraz ya. Nasıl olayım oğlum? Herif hem uyuşturucu hem cinayet davasına bulaştı. Hem de Zeliha'nın peşinde geziyor. Nasıl sakin olacağım? Daha hiçbir şey bilmiyoruz. Bu kadar peşin hükümlü olma. Abi, komiserim. Görüntüdeki aracın plaka sorgusunu yaptık. Araba Alpan Güler %1'in adına kayıtlıymış. Tamam. Arda sırası değil oğlum şimdi. Bir dakika bırak konuşsun. GBT'sine baktınız mı adamın? Baktık başkomiserim. İçicilikten sabıkalı çıktı. Buyurun. Emniyetten geliyoruz. Alpan evde mi? Hayırdır? Bir şey mi oldu? Ne oldu? Siz bir çağırın lütfen. Alpan! Efendim? Polisler. Polis kardeşim. Kapıdaki araba senin değil mi Alpan? Benim de. Ne oldu ki? Bizimle merkeze gidiyorsun. Ne oluyor Alpan? Bilmiyorum. Hadi gidelim merkeze öğrenirsin hadi. Ne? Niye? Kim kimi nereye götürüyor? Bir dakika ya. Dağ başım burası. Gözaltı emri var hanımefendi. Buyurun. Beni ilgilendirmez. Biz olmadan, avukat olmadan hiçbir yere gidemez benim oğlum. Oğlunuz bizimle geliyor. Avukat merkeze gelebilir. Siz de takip edebilirsiniz. Hadi delikanlı. Bakın, bakın bir hata yapıyorsunuz. Baba tamam. Belli ki bir yanlışlık var. Gider çözeriz durumu. Bir saniye montumu alayım. Görüntü net mi? Emin misin? Arabası kapak gibi ortada herifin usta. Belli ki bağımlı. Hatta belki cinayet de işledi. Of. Zeliha akıllı kızdır halbuki. Nasıl anlamadı bu çocuğun ne olduğunu? Ne bileyim usta. Elimde telefon bir saattir arasam mı aramasam mı diye düşünüyorum. Arasam kesin kalbini kıracağım sonra pişman olacağım. Abi. Yani sen daha iyi bilirsin tabii ama şimdi böyle durumlarda kırıp dökmek kolay. Sonra tamir etmesi zor. Doğru söylüyor. Gitme kızın üstüne. Söylemesi kolay tabii. Başkomiserim, Alpan'ı sorguya aldılar. Nihayet. Mesut, yalnız bırakmayalım. Dur usta dur, biz de geliyoruz. Elif'in evinde ne işin vardı? Elif kim, tanımıyorum. Aslanım, dalga mı geçiyorsun sen ha? Olur mu Hüsnü amca? Hop! Hop! Öyle amcam amca yok burada. Karşındaki başkomiser. Biliyorum, tanıştık geçen hafta. Bakın, Elif kim bilmiyorum. Niye buradayım onu da bilmiyorum. Ya geçmişte yedi ha? İçicilikten mahkemeye çıkmışsın. 18 yaşında yaptığım bir yanlıştı o. Yıllardır hiçbir şey elimi sürmedim. Oğlum delirtme insanı.
Torbacının evinin önünde arabanın ne işi vardı? Arabam mı? Doğru söyle. Görüştün mü bugün Elif'le? Bak daha cinayete gelmedim. Ne? Ne cinayeti ya? Benimle ne alakası var? İyi bak o zaman. Eve girip çıkarken kaydın var. Saati de orada yazıyor. Bu... Hala kimi kandırıyorsun lan? Bu ben değilim. Yemin ederim ki değilim. Kim o zaman? Sağ ol kanka. Çok işime yaradı. Bir şey değil de yüzüne ne oldu? Ya bir şey değil ya. Kedi tırmaladı. Ne biçim kedi abi bu? Bakın, olayın olduğu saatlerde ben başka yerdeydim. Şahidim var. Kim? Kızınız Zeliha. Ulan Zeliha'ya karıştırma bak! Yapmak zorundayım. O saatte Zeliha ile öğle yemeği yiyorduk. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun? Sakin olun siz. Sakin ne diyorsun olun. Sen? Sakin ol, sakin. Kızımı niye karıştırıyorsun lan? Şiş, dur. Çıkar şunu çabuk. Gel Börge, hadi. Sen de sakin ol. Milletin gözü zaten üstümüzde. Bir soruşturma daha yeminin anlamı yok. Beğen ya da beğenme. Zeliha'nın ifadesi alınacak. Şart mı baba? Şart usta ya. Biz sormazsak mahkeme sorar zaten Zeliş'e bu adam seninle miydi diye. Hadi. Of. Ya bir şey olmaz ya. Ne çıkacak ki ya? Anne ben bir tavuk daha alabilir miyim yani? Çok güzel olmuş vallahi anne. Vereyim oğlum. Afiyet olsun. Zeliş'im sana. Ay yo yo vallahi istemem anneciğim. Sağ ol. Eline sağlık. Ay bunun da yüzünde güller açıyor. Keyfiniz çok yerinde Zeliş Hanım. Hayırdır? Ya öyle mi görünüyorum anneciğim ya? Vallahi hiç fark etmemişim. Olur öyle kızım olur. Aşık olunca normal. Bak şimdi ya. Ya teyze ne aşk ya? Ergen konuşma ya. Arkadaşız biz. Arkadaş tabii. Ben bakıyorum. Biliriz biz. Hadi bak ver oğlum. Sen de uğraşma teyzesi. Benim kızım bilir ne yapacağını. Hoş geldiniz buyurun. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hüsnü abinize baktıysanız daha gelmedi. Oturun. Hadi ayakta kalmayın hadi. Yok. Oturmayalım biz Suat abla. Zeliha'yı almaya geldik. Beni mi? Niye? Merkeze gideceğiz Zeliha. İfaden gerekiyor da. Ne ifadesi? Abla ne oluyor? Anlamadım ki. Zeliş Alpan'la ilgili. Kendisi şu an gözaltında. Hadi canım çıkalım bir an önce. Ha hadi kızım. Tamam. Ne oluyor abi? Anne, ne oldu ki? Ne yapayım şimdi ben Zeliha? Ha? Söyle ne yapayım? Gecenin bu saatinde kendi öz kızımı Alpan denen o çocukla arkadaşlık yaptığı için emniyete aldırıyorum. Görüşme dediğim adamla görüştüğü için. O olay bildiğin gibi değil. Alpan'ın suçu yok. Zeliş, senin de bilmediğin şeyler var canım. Bak bakalım o halde. Bu ne? Alpan'ın genel bilgi taraması. O toz konduramadığın herifin içicilikten sabıkası var, sabıkası. Ben avukatıyım. Alpan neyle suçlanıyor bilmek istiyorum. Komiserlerim sizle görüşecektir. Biz bilgi veremeyiz. Ne demek veremeyiz ya? Oğlumuzu kapattınız. Bir tane muhatap bulamıyoruz. Böyle rezalet olur mu? Lütfen sakin olur musunuz beyefendi? Böyle olay çıkararak bir yere varamazsınız. Sen daha olay görmemişsin. Çabuk amirini çağır. Yoksa hepinizi gazetelere veririm. Hanımefendi, üslubunuza dikkat edin lütfen. Bırakın şimdi üslubu falan. Neler olduğunu bilmek istiyoruz. Komiserim, aile epey ısrarcı da. Peki. Buyurun gelin. Gel bizim kırıcıkla. Alpan o saatte seninle bir kafede yemekte olduğunu iddia ediyor. Doğru söylemiş, birlikteydik. Onu savunmak için yalan söylemiyorsun değil mi? Baba benden bekler misin öyle bir şey? Bilemem. Konu bu olan olunca bana hep yalan söyledin. Yanlış mı? Baba haksızlık ediyorsun artık ya. İfade bu kadar. Çocuklar bırakacak seni eve. Baba bana bu kadar kötü davranmaya hakkın yok. Cevap verme. Ben kızımı iş yerinde biliyorum. O kimlerle nerelerde geziyormuş. Müdürüm. Alpan'ın annesiyle babası. Oğullarının neyle suçlandıklarını bilmek istediler. Ben kısaca anlattım ama... Ama biz tek kelimesine inanmadık.
Oğlumuzun uyuşturucuyla hiç ilgisi yok. Hele cinayetle asla. Zaten ortada da net bir suçlama yok. Şu an soruşturma safhasındayız. Rıza baba. Gel, gel şimdi, gel. Sen olsun. Alpa'nın arkadaşı. Bana fotoğraflarını göstermişti. Babası polis olan kızsın sen. Benim kızım olur kendisi. Varsa bir diyeceğiniz bana deyin. Demek siz aldırdınız oğlum. Suçu neydi? Kızınızla arkadaşlık etmek mi? Ne biçim konuşuyorsun kardeşim sen? Ha? Hüsnücüğüm. Bir dakika baba. Hem oğlunuzun karıştığı işlerden haberiniz var mı? Sizin çamur atmadığınız ne malum? Hanımefendi, ileri gidiyorsunuz. Yeter artık. Herkes sakin olsun. Hüsnü sen de. Siz de sakin olun. Pek umurunuzda değil ama biri öldürüldü. Biz de katillerin peşindeyiz. Bize eğer faydası olacaksa ölüleri bile mezardan kaldırıp soru sorarız. Oğlunuz da bunun istisnası değil. Kızımız da değil. Şimdi ya sakin olursunuz ya da evinize gidip orada beklersiniz. Volkanlar Zeliha'yı eve bırakmışlar. Araları çok bozuldu. Hüsnü abi keşke o kadar yüklenmeseydi. Kız babası olmak kolay değil senin. Ben Hüsnü kadar sakin olamazdım. Zeliha'nın ifadesi seninkiyle tutuyor. Size söylemiştim. Dur bakalım, acele etme. Daha cevaplaman gereken sorular var. Bir, senin arabanın orada ne işi vardı? İki, Elif'in evine çıkan ve eşkali sana tıpatıp uyan kişi kim? Evet, cevap bekliyoruz. Zeliha ile birlikte taksiye binmişsiniz gezerken. Araban yokmuş yanında. Eğer arabanı birine ödünç verdiysen söyle. Söyleyemem. Hem genç hem de biraz aptal. Başına neler gelebileceğini düşünmeden birini koruyor. Ama kimin? Sen bizi şimdi burada ciddiye almıyor musun? Bak, arkanda başkomiserim var. Ben polisim. Sen polise yardım etmek istemez misin? Ha? Polis sana bir şey soruyorsa cevap vereceksin aslanım. Ha? Öyle değil mi? Ha? Komiser haklı. Daha fazla uzatmanın alemi yok. Kimi koruyorsan söyle. Kaan'dı. Kaan Teksoy. O gün arabamı ödünç aldı. Videoda eve girerken gördüğünüz kişi de odur. Çok teşekkür ediyorum canım. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Böyle polise destek olacaksın. Yardımın olacak. Tamam? Aferin sana. Nihayet. Hallere söyle, baskına gidiyorlar. Canım. Şu Kaan'ın adresini de bir öğrenin hemen, tamam mı? Başüstüne.